Hammaga salom. Islom Karimovning yana bir noyob suratlardan biri. MDH davlatlarining norasmiy sammiti 2001-yil Sochida olingan surat va o'sha davrning prezidentlari. Ushbu videoda Islom Karimovning onalari ham aks etganlar. Video davomida ko'p davr ortga qaytamiz va O'zbekiston haqida barcha haqiqatni bilib olasiz. Ushbu kanalga tezda obuna bo'ling va ushbu videoga like bosishni unutmang. Biz esa boshladik. İki kursunu oldum. Ben neticesi son yoruldum. Garanti üçüncü sınıf. İki tane oldu. İki kurs oldum. Üçüncü sınıf geldim bana. Üçüncü sınıf aldın. Garanti benim adım geliyorum. XIX asrın ortalarına gelip Türkistan hududundaki siyasi tenezzül bu memleketini kıyın bir mürekkep şeraitke salıp koyganı. Bana şu denglikten faydalanıp Çar Rusiyası Orta Asya hududlarını basıp alıp başladı. ...1870 yıllarının ahırları geçe bu cereyan yakınlığı yetip Türkistan hududu Tuluk Rusya müstemleki ülkesine eğlendirildi. Buhara emirliği ve hanliği onu vassal devletleri sıfatıydı. Onge muayyen bir karamlikte saklap kalındı. Mamlakatın içtimai madeni afallarını yakışılaşı için halkını uygun ediyordu. Bir hareket gereği. Mana shunda o'zbek xalqining peshqadam siymolari, ziyolilari yakchilik harakatiga asos solishgan. Mana shu tanazzul holatdan chiqish uchun xalqni ma'rifatlashtirish kerak. Maktab tizimini mutlaqo o'zgartirish kerak. Ma'lumki, o'sha paytdagi Turkiston o'lkasidagi maktablar asosan eski usuldagi maktablar bo'lib, asosan yodlab o'qitishga ixtisoslashgan edi. Vaholanki yodlab o'qitish yillar davomida bolalarni xat savodini chiqarishga to'sqinlik qilardi, qiyinchilik qilardi. Bunda ham yana o'sha Ismoilbek Gasparali taklif qilgan usul, usuli savtiya yoki usuli jadida deb nomlangan usul joriy etilishi maqsadga muvofiq deb topila boshladi. Jadidlar ana shu usulga asoslangan maktablarni Samarqandda, Toshkentda, Qo'qonda, yirik-yirik shaharlarda ocha boshladilar. Va 1910 yilgacha bo'lgan davr mobaynida 200 ga yaqin jadid maktablari faoliyat yurta boshlaganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Aynan mana shunday maktablarning tashabbuskorlari bo'lib, bu paytda Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdul Qodir Shakuriy Munavvar Qori Abdulrashidxonov, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi o'nlab bir jadid ziyolilar paydo bo'ldi. Eng qizig'i shundaki, bu maktablarni moddiy ta'minoti faqatgina ana shu tashabbuskorlarning o'zini zimmasida edi. Masalan, Abdulla Avloniy o'zi o'z uyida maktab ochib, o'sha mahallasidagi va atrofdagi bolalarni o'qita boshlaydi va bu maktabni o'z uyida ochgani holda u yerda o'sha maktab uchun eng zarur narsalarni tayyorladi. Hatto o'sha maktablar uchun o'zi darsliklar yozdi va bolalarni qisqa muddatlarda savodxon bir yigit qizlarni ko'paytirishga muvaffaq bo'ldi.
1913 yıllarga kelib O'zbekistonda teatrchilik harakati boshlandi Turkiston hududlarida. Jadidlar o'z milliy matbuotini yaratishga kirishdi. Ular hammasi qisqa umr ko'rdi. Bu gazetalardagi tarixiy barbar qoyalari O'zbekistondagi chor hokimiyatini manfaatlariga zid edi. Şunu aytish kerak ki, jadidlarning faoliyati juda ham bir qiyinchilik bilan kechdi. Çünkü bu harakatning o'zi birinchi navbatda mahalliy xalqni ko'zini ochish ve uni mustamqillik g'oyalari bilan qurollantirishga harakat qilish edi. Shuning uchun Chor Rossiyasi mustabidlari bunga keskin qarshi bo'lishi tabiiy edi. Yigirma to'qqizinchi yildan boshlab jadidlarni jismoniy jihatdan mahv etish harakati boshlandi bolsheviklar hukumati tomonidan. 37-38 yillarda o'zbek xalqini qaymoqdan qirib ketgan. Munavvar qorilar, uni tarafdorlari bo'lgan o'nlab ziyolilar qamoqlarga tashlandi. Va 31 yilda bular otib yuborildi. Aksariyat jadidlarimiz masalan Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriy kabi jadidlar, Elbek kabilar mana shu hozirgi Toshkent shahrini shahidlar maydonidagi hududlarda u paytda ular Alvasti ko'prik deb atalgan joylar shu joylarda otib o'sha joylarda bejanoza bekafan ko'mildi. Jadidlar harakati mana shu 37 yildan keyin 50 yillar tamamıyla bir yo'qlikka mahkum qilingan. Jadidlarni butun bir faoliyatini to'laqonli yuzaga chiqarish uchun imkoniyat faqatgina mustaqillik yillarida amalga oshdi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich O'zbekistonga rahbar bo'lib, birinchi marta Oliy Majlis minbaridan O'zbekiston mustaqil respublika bo'ldi deb e'lon qilgan ekan. O kişinin altı tutuyan vazife Özbekistan'ın müstakillik için kuruşuyor. Ve refleksiyle payda halak bugün bizim vatandaşlarımızın namlarını aktarış gerekiyor. Onlar şu paydakıca halk düşmanı diyen tamgı asıda yaşayıp geliyorken onların karındaş oğulları ve hatta ki atalarını karındaş oğullarının namlarını yetişken kuruşuyor. Cadidlerge kursatılgın nihoyatda katta bir siyosiy munosabatning, ijtimoiy munosabatning o'ziga xos kvintessensiyasi bu shahidlar maydonini tashkil etilishi bo'ldi. Bu harakatda boshida birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov turdilar. Vazirlar mahkamasiga bir qancha murojaatlar bo'ldi. O'sha yerdagi hozirgi shahidlar xiyobonidagi joyni bir mozoriston bo'lganligini, o'sha yerda jadidlar xotirasiga nimadir yodgorlik o'rnatish masalasida murojaatlar bo'ldi. Bu 90-yil yillarining oxirida bo'layotgan harakatlar edi. Birinchi prezidentimiz bu jarayonga juda ham bir jiddiy munosabat bildirib, o'zlarini shaxsan rezolyutsiyalari bilan qaror qabul qilindi va mana shu qaror bo'yicha muzey tashkil qilinib, shu muzeyni ochilishida shaxsan o'zlari ishtirok etdilar. Ochilish marosimida shunaqangi katta esda qoladigan voqea bo'lganki, qazg'on qurbonlarining hammasini qarindosh urug'lari yig'ilgan. Motam ruhidagi klassik musiqa jaranglab turibdi. Yurdi Islom Abdug'aniyevich men birga chiqib, o'rtoqlar, shu fashistcha xalq dushmani bo'lib
Koronu Türkiye'de yanımızı vatandaşlarımız bu ilk öz vatanı erke ve müstakilik için kıraşken kişiler degen sözlerini etkenlerle hammanı gözeden yaş çıkan, yarak çıkan. Aziz vatandaşlarım, muhterem yurttaşlarım, şu lağzalarda hammanızın kulumuzdan geçeyetken bir duygunu ifade kılıp aytmakçımen. Şahitlerinin ruhu şad bolsun, ahiretleri abad bolsun. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, ozodlik va istiqlolimiz abadiy bo'lsin. Osmonxon ichida yonlarida Mutal Burxonov turgan. Mutal Burxonovni amakalari, qarindosh urug'lari, boshqalari shu jumladan pochchasi fitrat xatog'on qurboni bo'lgan. Akmen Kuramplas kızı sal uzaradı o kaycanda. İstirahatını kızı türgende başkalar türgende. Yüzde bu tersirli fakir bakan. O şapettin bana şimdi İslam Abdülhani için başlayan iş katta. Umum kalk aksadasını taptı. O şey davırdan başlayıp her yılı müstakillik arapası da 31. Ağustos'ta o şey yerde şahitlerini, cedid ziyalilerimiz, şahit bölgen babakararlarımızla hatırasını şad edip Kur'an tilovat qilib, bir osh tortilib udumlarimizga ko'ra ularni bir xotirasiga hurmat ko'rsatish tadbirlari belgilandi. Jadidlar 9-yilda xayriya jamg'armalari tuzuş hareketini başladı. Mana şu hayriye cemgarmalarının asosiy maksadı mahalli sarmayadarlarını, meblağlarını celp etken kaldı. En istedatlı mahalli yaşlarını haricde, en ilgar oku masaları da, üniversitelerde talim alış mülcelleri. Bukhara Kalkı Respublikası'nı bana şu maddi imkaniyetten faydalanıp 1922 yılda 70'dan artık yiğit kızlar yuvarlayan Berlin, Germaniya'ya. O da şu hareketini 98. yılda Umid Cemharması tüzülgende müstakillik yıllarında birinci prezidentimiz ilgari sürdüler. Umid Cemharması yolu bilen bir neçe yüz yaşlarımız dünyanın en rivojlangan üniversitelerine okuşku yubarıldı. Ve bana şu yaşlarımızın aksariyeti bugün Özbekistan'da onu ham halk hocalığı da ham içtimai siyasi hayatı da faal iştirak eti yaptılar. Her kaysa vilayet olsun, gelecek rezervini öyleş gerek. Senin oraya kim gelir? Ballarını yuvarış gerek. Hayatta. Bana şu rivaç tapken devletler, tarakiyat tapken devletler, hizmet buradayken devletler, yuvarış gerek. Şundan ki bu tapalım, şundan ki bizler büyük devlet bulamayız. Şunun için yakında bir de karar kabul kılamamız. Parmağın çıkar. Yani prezident fondına teşhir kılır. Prezident fondı ne için gerek? Mahsus fondu. Bana şu yolları çet memleketke yuvarış için pul tapamam, valuta tapamam, pullarını yönetemem.